Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu konuğumuz. Gündem Suriye. Sayın Bakan da son dönemde mesaisinin çok önemli bir bölümünü Suriye için harcıyor. Ki biz bu programı aslında tanıtımlarda da gördünüz. Konya'dan yapacaktık. Rutin programı Sayın Bakan'ın Konya'daydı ama Halep'teki özellikle gelişmeler nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Programına Ankara'ya geldi ve Ankara'dan karşınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Hoş Bakan bulduk, programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir tabii sizi de elinizdeki bilgiler bizim elimizdekilerden çok fazla olmalı. Ve herkes de merak ediyor Suriye'de Halep başta olmak üzere neler oluyor? Yani şu son birkaç gün içinde özellikle çok yoğun bir savaşın başladığı söyleniyor. Hangi bilgiler var elinizde? Öyle başlayalım. Şimdi tabii sürece baktığımızda maalesef şu anda Halep'te yaşananlar gerçekten hem vicdan olarak hepimizi yaralıyor hem de Suriye'nin geleceği açısından acil adımlar atılması gereken bir tablo ortaya koyuyor. Aslında sürece baktığımızda rejimin uyguladığı yöntemler gittikçe şeyi artıran, dozu artıran ve bir insanlık suçuna doğru giden unsurlar içeriyor. Geçen sene ilk gösteriler başladığında ki son derece barışçıl gösterilerdi. Ve hatta Beşer Esad gitsin diye bir ifade dahi yoktu aylarca. Bu göstericilere keskin nişancılarla ateş açıldı. Yani o düzeyde doğrudan barışçıl gösteri yapanlara keskin nişancılarla ve gerçek mermilerle yapılan müdahaleler tansiyonu yükseltti. Daha sonra şehirlerde bu kitlesel gösteriler büyüdükçe bu kez top atışları dışarıdan şehirler kuşatılarak dışarıdan atışlar başladı. Kırsal kesimde helikopterlerle insanların üzerine gelindi. Şimdi büyük şehirlerde dahi kontrol kaybedilince bu sefer uçaklar. Şehirler doğrudan bombalanarak havadan ve karadan bombalanarak insanlık suçu işleniyor. Halep'te yaşanan budur. Hiçbir gerekçe sivil yerleşim olan yerlere havadan bombalamayı mazur gösteremez. Çünkü orada varsa, hani varsayalım ki suçlu var. Böyle bir ayrım yapmak mümkün olmadığı için hava bombardımanında. Karadan, uzaktan, şehrin dışından, onlarca kilometre bazen öteden top atışlarıyla şehri dövmek bu şu demektir. Ben kolektif cezalandırma yapıyorum. Evet. Yani burada mesele güvenliği sağlamak, kamu düzeni sağlamak değil, hedef alan bir kamu düzeni sağlamak değil, halkı yıldırmak ve bütün dünyaya şunu demek: ben bu insanları burada istediğim gibi öldürürüm ve siz bir şey yapamazsınız. Şimdi bu öylesine bir meydan okuma ki, bir yönetimin kendi halkına meydan okuması. Hiçbir ordu, o halkın içinden çıkmış hiçbir ordu böylesine bir tutum içinde olamaz. Bunu biz Saraybosna'da görmüştük ama en azından orada bir eskiden kalan Sırp ordusu vardı. Sırbistan'da Bosna Hersek ayrılmıştı. O bile yani o büyük bir insanlık suçuydu. Bugün soykırım olarak görülen uluslararası mahkemede Srebrenica'da işlenen suç malum. Ya da İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntem. Yani Gazze'yi bomba şeye tutuyorsunuz. Başka bir işgal ettikleri bir topraktaki halka karşı uyguluyorlar. Suriye'de o halkın içinden çıktığını iddia eden bir yönetim, bir ordu kendi halkını uçaklarla, helikopterlerle, toplarla dövüyor. Gerçekten dün ve bugün Halep'ten gelen bilgiler bizim bu konuda insanlık vicdanı adına. Bırakınız siyasi, stratejik unsurları ki onların hepsi de çok önemli. İnsanlık vicdanı adına artık sesimizi yükseltmenin, daha fazla yükseltmenin vaktinin geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Bunu mazur gösterecek herhangi bir şey yok. Bu şu demek: rejim gideceğini görmekte, gitmesinin kaçınılmaz olduğunu görmekte ve hangi yöntem olursa olsun bu yöntemle ayakta kalmaya çalışmakta. Bu tablo bugün gerçekten Halep'te, ki Halep uzun aylar boyunca sessiz kaldı. Hani büyük gösteriler de yapılmadı. Ama daha sonra gösteriler başladı. Ve 2,5 milyonluk bir şehir, çok da tabii, büyük, ikinci büyük tabii, şehir Suriye'de. Bir de kendi diyelim
olmayacak ya. Hani rejim durumu kontrol altına aldı. Bu şartlarda hiçbir rejim kendi halkına böyle bir savaşı ilan ettikten sonra ayakta kalamaz. Ama oldu. Halep gibi bir şehir Suriye'nin ekonomik can damarı. Şam'ı bombaladılar. Kasyon tepesinden ki ben orada defaatlerce bulunduğum için. Düşünün, Allah muhafaza, herhangi bir gücün Çamlıca'dan Üsküdar'ı veya bir tepeden bir yeri bombalama. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani bunun Halep'i tahrip etmek, Suriye'nin geleceğini tahrip etmek. Dolayısıyla kendi geleceğini görse... Hayır, gelecek görmüyor. Bu o anlama geliyor. Anlamda. Yani geleceğini, kendi geleceğini görmüyor. Madem ki bu halk bir benim takım taleplerle ayağa kalkmıştır, karşıma geçmiştir. Bunun cezalandırılması şarttır. Şimdi bu çağda, bu dönemde, bu uluslararası hukuk şartlarında olmaması gereken, olduğunda da mutlaka bir yaptırımı olması gereken bir durum. Yani bir acil müdahaleyi gerektirir. En başta onu söylediniz. Gerektiren bir tablo var dediniz. Nasıl bir müdahale olacak? Yani müdahale, acil müdahale ifadesi kullanmam ama uluslararası toplumun harekete geçmesi lazım. Bugün ben öğleden sonra Sayın Ban Ki-moon'la bir görüşme daha yapacağım. Tabloyu onunla da paylaşacağım. Sürekli temas halinde olacağız. Artık Birleşmiş Milletler bugünler için var. Evet. Birleşmiş Milletler uluslararası düzen bozulduğu zaman, istikrar ortadan kalktığında ve bir ülkedeki gelişmeler başka ülkeler için stratejik risk haline gelmeye başlandı ki burada bu durum var. Dün Ürdün Dışişleri Bakanı ile uzun bir telefon istişaresi yaptık. Ürdün büyük kaygı içinde. Düşününüz, kaçan sıradan mülteci. İnsanlara, 150 bin mülteci ama onun dışında kaçan insanlara ateş açılıyor. Kosova'da bunlar olmuştu. Yani terk eden insanlar, terk ediyor artık, sana bir zararı yok. Yani bir başka ülkeye can haliyle kaçan kadın ve çocuklar, ölen de çocuk. Bir tane çocuk öldü bu ateş esnasında. Şimdi Ürdün'ün tedirgin olmasından daha doğal bir şey olmaz olur mu? Burada ne gerekiyor? Kosova gibi bir NATO müdahalesi. Öncelikle Birleşmiş Milletler'in, artık Rusya ve Çin'in bütün bu tabloyu bir gözden geçirelim. Bunun ulusal egemenlik kavramıyla izah edilir tarafı kalmamıştır. Onların ulusal egemenlik kavramı başka ulusların kendi egemenlik alanlarını riske etmeye başladığı zaman bir sınırı var bunun. Yani şimdi Ürdün sınırında ateşler açılıyor. Türkiye sınırında öyle. Irak sınırlarını kapatmıştı. Mülteci almamak için. Şimdi açmak durumunda kaldı. Lübnan her an baskı altında. Şimdi bir ülkedeki durum, eğer kamu düzeni varsa o ülkede, belli bir istikrar varsa o ülkenin iç işidir. Kimse ona karışmaz. Bir otorite varsa. Ama böyle bir durum ortadan kalktığında ve o ülkedeki durum artık komşu ülkeler içinde bir güvenlik riski oluşturmaya başladığında, bütün insanlık içinde İleride hesabı sorulması gereken ahlaki bir durum ortaya çıkarmaya başladığında, herkesin küçük hesapları ve Birleşmiş Milletler'deki veto hakkına dayalı, gerçekten hiçbir adil temeli olmayan bu veto hakkına dayalı uygulamaları bırakması lazım. Rusya'da bir değişim gözlemliyor musunuz bu anlamda? Dün yine Dışişleri Bakanları'nın açıklamaları oldu. Bizim Beşar Esad rejimiyle derin bir dostluk bağımız falan yok biçiminde bize yansıyan haliyle. Şimdi Birleşmiş Milletler'de de kilitlenmiş durumda. 3 defa veto ettiler Rusya ve Çin. Tekrar oraya bir umut bağlamak biraz zaman kaybı olmuyor mu? Şimdi umut bağlamak değil ama bu yolların tüketilmesi lazım. Yani görüyoruz Birleşmiş Milletler'deki tıkanmayı ama biz etkileniyoruz. Ben Dicle konferansında 2 hafta önce yıllık kongresinde yaptığım konuşmada da açıkça vurguladım. Uluslararası düzenin gözden geçirilmesi lazım. Bu olaylardan kim etkileniyor en çok? Arap ülkeleri ve biz. Arap Ligi ve Türkiye birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruyor. Bu olay artık bizi tehdit eder hale geldi diyor. 2 kere başvurduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Şimdi olaylar bizi etkiliyor. Türkiye etkiliyor. Arap ülkelerini etkiliyor. Etkileyen taraflar başvuruyor ve Birleşmiş Milletler'e diyor ki bir çözüm bulun. Bir çözüm bulun. Onlar da bir şey yapmıyor. Bir şey yapılmıyor. Şimdi bu olaylardan hiç etkilenmeyen ülkeler veto hakkına sahip. Hiç etkilenmeyecek olan. Yani bütün Suriye Allah muhafaza tarumar olsa etkilenmeyecek ülkelerin veto hakkı var. Bundan doğrudan etkilenen ülkelerin Türkiye gibi, Ürdün gibi, Lübnan gibi, Irak, bütün Arap ülkeleri. Onlar başvuruyor, birlikte başvuruyorlar. Onların sözleri ve etkilenme şeyleri. Kıymet abiyesi olmuyor. Aslında büyük bir uluslararası toplum için, sistem için büyük bir imtihandır ve bu imtihan kaybediliyor.
Bunu biz açık bir şekilde her yerde gündeme getiriyoruz. Birleşmiş Milletler'in bypass edilmesi yoluyla Kosova'da olduğu gibi bir başka merhale artık mümkün olabilir mi bundan sonrası için? Bu katliama bir şekilde dur demek lazım. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bildirisinde okudum muhtemelen onları. Birleşmiş Milletler zemininde çözüm bulunmalı diyor. Peki bulunmuyorsa? Bulunmuyorsa biz atıl mı duracağız? Yani Türkiye'nin geleceğini etkileyecek olaylar cereyan edecek. Bulunmuyor. Kaç kere teşebbüs ettik? Ta olayların başlamasından itibaren onlarca kez Birleşmiş Milletler harekete geçirmek için Türkiye inisiyatif geliştirdi. Onlarca kez raporlar verdik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne orada olmayınca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne veto edilince Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittik. 139 oy çıktı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Bu da ayrı bir şeydir, sorgulamadır. Bir yani uluslararası toplum dediğimiz şey ne? İsrail olduğunda da aynı durum söz konusu oluyor. Sadece Suriye konusunda değil. 139 ülke ki Birleşmiş Milletler'in kahir çoğunluğunu, 1/3'ünü en azından barındırıyor, temsil ediyor. Diğerleri de Suriye rejimi yanında değil, katılmıyor, çekimser kalıyor. Suriye rejimin yanında yani o 139 oy kullanıldığında buna karşı oy kullananlar şimdi hatırlamıyorum ama 11-12 ülke. Evet. 10 ülkeden fazla değil. Şimdi böyle bir tablo var uluslararası toplum açısından. Öbür tarafta iki ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bırakın askeri müdahaleyi veya fiili olarak bu katliamı durdurma talebini diğer yaptırımlara, askeri unsur içermeyen yaptırımları bile veto ediyorlar. Şimdi bunun bu durumun sorgulanması lazım. Biz etkileniyoruz Türkiye olarak. Peki tekrar Suriye'nin içine dönecek olursak muhaliflerin direnişi ne durumda şu anda gelen bilgiler? Yani bu özellikle Halep bombardımanı işte onlarca yüze yakın tankın Halep'e doğru yol aldığı haberleri geldi. Ben bu kavramı da artık değiştiriyorum. Muhalif kavramı mahiyet değiştirmiştir. Evet eskiden buna Suriye muhalefeti denilebilirdi. Hatta Suriye'yi göstericiler. Şu anda Suriye halkı. Çünkü Halep'te hangi sokakta muhalif var? Hangi sokakta rejim yanlısı var? Bilmeden eğer o sokaklar hava bombardımanına tabi tutuyorsa bir binayı düşünün. Ola ki bir katta, Türkiye'de öyle değil mi? Herhangi bir binada bir katta bir parti mensubu vardır. Başka bir katta başka bir parti mensubu. Başka bir katta şu ideolojiye mensup. Başka bir katta şu mezhebe veya bu etnik gruba mensup. İnsanlar bir arada yaşar. Şimdi bırakın bir sokağı, bir mahalleyi, bir şehri, bir apartmanı bile tahrip ettiğinizde o insanların tümünü aslında o halkın tümünü düşman gördüğünüz anlamı çıkar. Düşman yani ayırt etmiyorsunuz suçlu suçsuz, muhalif, rejim yanlısı, tarafsız. Belki çekiniyor ve hiçbir taraf yok. Bunu yapıldığında artık buna muhalefet demek de halk direniyor bugün Suriye'de. Halep halkı bu katliama direniyor. Bunu görmek lazım. Evet. Hala bunu bir Türkiye içinde siyaset malzemesi yapmak için bu gerçeği göz ardı etmek, bu gerçeğe gözünü kapamak gerçekten hiçbir vicdani şeye temele dayanmayan bir tavır. Yani Halep'e işte gazeteciler artık açık gazeteciler de gidiyor geliyor. O resimler, o tablolar yani o ortaya çok çıkan yani. Şey Allah aşkına hangi ideolojik gerekçe? Ben şunu hangi biraz... bize karşı olan yıpratma şeyi kaygısını da anlıyorum. Yıpratma çabası içinde olabilirler ama kendi vicdanlarını yıpratıyorlar. Şimdi ona geleceğim ama gelmeden şunu da sorayım. Hani herkes şunu merak ediyor. Bir püskürtme gücü var mı şu anda silahlı gücü? Muhalif demeyelim, halk diyelim. Özgür Suriye Ordusu'nun yani şu anda o direnişi fiilen yürüten gücün püskürtme gücü var mı şu anda bu tankları? Eğer bir halk bu şekilde harekete geçmişse püskürtme demeyelim onu ama o halkın iradesinin tarihe yansıması zaman meselesidir. Nasıl Gandhi'ye karşı İngiliz ordusu başarılı olmamışsa bir halkla mücadele ediyorsunuz. Nasıl Milosevic Bosna'da Srebrenica katliamları Milosevic'in akıbetini değiştirmemişse, nasıl Saddam'ın Halepçe'de yaptığı katliamlar akıbeti bu değiştirmez. Artık burada bir halk hareketi, bir halkın kendisini, yani meseleyi bir püskürtme, bu da yanlış. Bir karşılıklı mücadele satından bu iş çıktı. Halkın ve halk yanında yer alan Sühür Suriye Ordusu denilen ordu dışarıdan bir yerden gelmedi. Yani herhangi bir ülke göndermedi.
Geçen gün Laslı'yla görüşmede anlattığı hususlar bağlamında bakıldığında içeriden de gelen bilgiler, daha önce de aldığımız bilgiler, halkına ateş açma emri verilen ordunun mensupları terk ediyor. Yani Hürsür ordusu denilen şey bugünkü Suriye ordusundan daha az meşru, bu anlamda yok. Ordu mensupları yine bunlar. Yani Suriye ordusunun mensupları, generalleri, albayları, işte kaç general, kaç albay, kaç subay o şeyi terk etti. Niye terk ediyorlar? Yani niye daha önce o orduda hizmetinde çalışırken ve disiplinli bir orduydu Suriye ordusu. Niye böyle bir on binlerce asker terk etti? Bunu sormak lazım. Çünkü bu on binlerce askere kendi halkına ateş aç emri verildi. Kitlelere ateş aç emri verildi. Bir ordu ülkesini başkasına karşı korumak için vardır. Diğer başka ülkelerden gelebilecek zararlara veya içeride eğer örgütlü bir terör faaliyeti varsa buna karşı vardır. Ama siz halka hiçbir ayrım gözetmeden bir imha hareketi yürütüyorsanız, bu bir imha hareketidir. Çok açık bir imha hareketidir. Bu imha hareketinin yanında, arkasında yer alanlar, bunu meşru göstermeye çalışanlar, buna karşı sessiz olan kalanlar tarih önünde maalesef hesap veremeyecek duruma düşerler. Evet, şimdi sizin Suriye ile ilgili politikalarınıza eleştiriler var. Başta muhalefet partileri, ki özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu şimdi elimde son bir haftadır değişik vesilelerle yaptığı açıklamalar var Suriye konusunda. Şimdi mesela en son dün şöyle dedi: sözde oyun kurucuyduk ama oyuncak olduk. Türkiye basiretsiz, beceriksiz, liyakatsiz bir kadro tarafından stratejik derinlik masallarıyla uyutularak derin bir çukura itildi dedi Kılıçdaroğlu. Burada tabii sizin kullandığınız deyimler, ifadeler, sözcükleri, atıflar yapılarak bu eleştirilerde yapıldığı için doğrudan sizi hedef aldığı da belli. Bir başka 23 Temmuz'da mesela yaptığı bir açıklamada Sayın Davutoğlu'nun dış politikada hayalci görüyorum. Dünyanın gerçeklerini bilmiyor, dünyanın gerçeklerinden kopuk bir dışişleri bakanı var. Komşularımızla sıfır sorun diye başlamış, bütün komşularla sorunlu hale gelmiş diye devam ediyor. Daha bir sürü şey var, belki arada tekrar atıf yaparım ama bunlar bile başlı başına çok ileri eleştiriler, suçlamalar. Şahsınızı da hedef alan şeyleri de oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ne diyeceksiniz? Daha da ilerisi var maalesef. Yani o şeyi ben şey yapmadım, o tabii, küfürlü kısmı. Tabii. Hayır, bu stratejik derinliğe geleceğim, o konuyu sonra konuşalım ama ben başta şöyle düşünüyordum. Sayın Kılıçdaroğlu muhalefet yapıyor. Muhalefette bazen dozu kaçırmalar olabilir. Hani mazur gördüğümden değil ama doğasında var. Muhalefetin doğasında bazen gerçekleri göz ardı edilebilir. Bazen bunlar bazen muhalefet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde sık sık gördüğümüz bir husus geçmişten beri. Ama bir hafta içindeki açıklamalarını arka arkaya koyduğumda ve stratejik derinlikte kullandığım şeyle okursa ilk 3-5 sayfayı anlama aşamasında Sayın Kılıçdaroğlu nasıl anlayabilirim diye baktığımda bunun sadece bir muhalefet değil, bir formasyon meselesi olduğunu gördüm. Ne demek? Yani bir formasyon eksikliği. Birincisi ahlaki formasyon eksikliği var. Yani ahlaki bakımdan. Ben spontan tepkilere önem veririm. Yani mesela şimdi sizinle konuşurken bir mülakat çerçevesinde zihni süzgeçten geçerek konuşmam veya bir açıklamaya göre bu daha spontan. Verdiğiniz o anki spontan tepki önemlidir. Sayın Kılıçdaroğlu spontan olarak küfretmeye hazır bir psikolojiyle hareket ediyor. Küfretmeye. Yani bırakın kamuoyu önünde, çok dar çerçevede bile genellikle sansürle konuştuğumuz, affedersiniz diyerek sözü sarf etmeden geçti kullandığımız şeyleri Kılıçdaroğlu gazetecilerle paylaşarak, kamuoyuyla paylaşıyor. Ben o ifadeyi okuduğumda gerçekten bizim halkımızın seviyesi itibariyle, yani ahlak seviyemiz, ahlakımız, en daha aileden aldığımız kültür itibariyle önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geniş kitleleri, oy veren kesim adına üzüldüm. Onlar böyle bir genel başkanı hak etmiyor. Ama tipik bir CHP genel başkanı gibi davranma temelde başka konularda. Ama ahlaki bu olarak ben bilirim Cumhuriyet Halk Partisi'nin, genel Türk toplumunun bir nezaketi vardır. Bütün halkımızın bir nezaketi vardır. Şimdi bu orada geçen ifadeyi Allah aşkına hangi Cumhuriyet Halk Partili ulu orta bir yerde kullanır? Toplumumuzun bir ahlaki vasatı var. Dozajı kaçmış olabilir diye. Hayır, biraz dozajı kaçmış olabilir, olur mu? Küfrün dozajı olmaz. Küfür dozaj meselesi değil, ahlak meselesidir.
Şimdi ondan iki gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi kadın kongresinde konuşuyor. O kadın hanımlara nasıl aynı şeyi hitap edebilir miydi? Yani ben gazetecilerle konuştuğum şeyi kendi partime konuşurken kullanamayacaksam, çok mahrem bir toplantıda kullandığım ifadeyi orada kullanmam, o ifadeyi kullanmam. Bu bir formasyon eksikliği. Yani burada düşünülerek söylenmiş bir söz değil, daha tehlikelisi olan o. Düşünmeden bir insan rahatlıkla böyle sözleri sarf edebiliyorsa başka bir formasyonu var demektir. İkincisi, ben yine... Bir ahlaki formasyon eksikliği tabii, var. Tabii bir formasyon eksikliği var. Bu bir şey var. Bu yetişmeyle ilgili bir mesele. Bir kültür meselesi bu. Tek tek argümanlara cevap verebilirsiniz. Ama bir kültür haline gelmişse, bir alışkanlık haline gelmişse ve bu ilk defa da değil. Biliyorsunuz daha önce miting meydanında halka karşı küfretme noktasında ifadeler kullandı. Şimdi ikincisi vicdan. Şimdi bizim toplumumuzun bir vicdanı var. Bizim toplumumuzun bir değerleri var. Bunun dışında CHP'nin sosyal demokrasiden gelen, sol gelenek içinde gelen de bir ayrı bir vicdani şeyi var. Ve bu her şeyden önce zalimle mazlumu ayırt etmeyi, insan hakları konusunda olsun. Burada bir sınavdan geçiyor herkes. Bakın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geçen yine yaptığı konuşmalardan birinde diyor ki biz olsaydık konteyner kentleri kurmazdık. Niye kurmazdınız diyorlar. Bir şey onları kabul etmezdik diyor. Niye kurmazdınız diyor. Çünkü bu insanlar beladır. Bela açar diyor. Şimdi bakın, tam ifade şu, çoğu çarpışan insanlar bunlar bela açar. Bela. Şimdi, zaten şimdi bakın şimdi. Bugün sabahki rakamları veriyorum. 43.212 Suriyeli kardeşimiz var. Onun bela açar dediği kardeşlerimiz bunlar. Bunun 9.890'ı kadın. 10.398'i bakın 10.398'i 18 yaşından küçük kız çocuğu. 11.123'ü 18 yaşından küçük erkek çocuğu. 31.411'i kadın ve çocuk. Şimdi bunlara siz bela diyebilir misiniz? Bunlar kapınıza dayandığında, yani bu şu demektir. Bir kız çocuğu bir saldırıdan kaçarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin kapısına dayandığında Kılıçdaroğlu kapıyı kilitleyecek. Sadece ki ya açmamayı bırakın, kapıyı kilitleyecek. Ve o mütecaviz de o kız çocuğunu karşı karşıya bırakacak. Bu bizim kültürümüzde var mı? Buna nasıl bir bela deme hakkını taşır? Bir vicdan taşıyan bizim geleneğimizde bakın. Türk devlet geleneğinde suçlu bile olsa ki geçmişte suçlu dediğimiz hani siyasi bakımdan ihtilaf içinde Macar direnişçileri ağırladı. En zor zamanında Osmanlı Devleti. Yahudiler gelmişti tabii, İspanya'dan. İspanya'dan Yahudiler geldi de demek ki bunlar başımıza bela açar diye. Lehistan Rus Savaşı'nda Polonya'dan kaçanlar bugün Polonezköy'ün tarihine ve şeye bakın. Bizim geleneğimizde bizden eman dileyen, bizden emniyet isteyen insanlara kimlik sormayız. Mezhebin ne demeyiz, etnisten ne demeyiz, dinin ne demeyiz. Açarız kapımızı. Ben size şunu söylüyorum. Benim kapımın önüne bir sebepsiz olarak bir mütecavir bir şeyden kaçarak gelen bir insana kapıyı ben açarım. O kap ondan sonra da sorarım nedir bu olayın sebebi diye. Şimdi buna bu kadınlara, çocuklara ve bu kadar bakın bir 14 ay geçti Sayın Kılıçdaroğlu kamplara gitmedi. Gördü mü? Ben gördüm. Ağlayarak bana sarılan ve kızıma tecavüz edildi, onun için kaçmak zorunda kaldım diyen 70 yaşındaki kadını ben gördüm. Sarıldım, ben de onunla birlikte ağladım. Mesele şu, Suriye halkıyla birlikte ağlamayı bilemeyenler, Suriye insanlık vicdanının karşısına çıkamazlar. Bunlar için bela diyor. Peki, Suriye için ne diyor? Bakın, dünkü parti meclisi şeyinde, dünkü evet. Açıklamalarında diyor ki, onlarca insan ölüyor Suriye'de diyor. Ve bunun için bizi suçluyor. Peki özne yok burada. Bak bunlar özne. Bunlar gelenler, kaçan masum insanlar. Özne yani kaçtılar bela bunlar. Bela diye adını koyuyor. Peki bu onlarca insanı, onlarca değil. Şu ana kadar 20 bin insan öldü. 30 bine yakın insan kayıp. Bu kayıpların çoğu ölü. Bu insanlara soruyorum şimdi. Suriye bizim yakınımızda komşu bir ülke. Bu öznesi kim bu ölümlerin? Burada bela diye bir özne adı koyuyorsunuz. O masum kadınlara, çocuklara bela diyorsunuz. Peki kim öldürdü bu kadar insanı? Bugün Halep'te kim öldürüyor? Öznesini koyacaksınız. Bu bir vicdan eksikliğidir.
bunun artık bir siyaset algısını görmüyorum. Yani siyaset olsa, onun için ben dikkat edersen sabırla şimdiye kadar Kılıçdaroğlu'na cevap vermemeye özen gösterdim. Ama artık bunun bir, bu bir formasyon eksikliği. Üçüncü formasyon eksikliği ne biliyor musun? Düşünce yöntemiyle ilgili. Çok basit mantıki silsilelerle ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu günlük düşünüyor. Onun zaman, zihninde zaman, süreç gibi kavramlar yok. Ben üniversitede daha ilk derslerde eğer bir öğrencide sıralama problemi varsa matematik almasın. Çünkü matematik temel şey verir. Mantık ve matematik bir insanda zaman boyutu katar. Evet. Şimdi diyorsa ki bir lider, ne oldu da Suriye ile düşman olduk veya Suriye ile problem çıktı? Bir sabah uyandık ve Suriye ile bunu, bu sözü sarf ettiği Türkiye Büyük Meclisi'ndeki Ekim veya Kasım ayındaki evet. Şey. O zamana kadar mecliste bir cevap verdiniz. O zamana kadar 10 bin kişi ölmüştü Suriye'de. 10 binlerce yaralı vardı, kayıp vardı. Bir sabah kalktım, yani sekans yok, sıralama yok. Ve günlük olarak her gün kalkıyor, ben acaba bugün Davutoğlu'nu nasıl eleştiririm diye başlıyor. Sayın Başbakanımız nasıl eleştiririm diye başlıyor. O günün gerçeğiyle eleştiriyor. Bu da bir şey, bu başka bir formasyon entelektüel meselesi. Formasyon meselesi. Çünkü süreç olduğunu görse bir illet bağı kurması gerekecek. Yani bir şekilde o olaylar arasında bir sebep sonuç kurması gerekecek. Niye bu oldu diye sormuyor. Yani yalın onun kafasında bu bağ, hayır bunu bitireyim. Bu çok önemli. Yani bu bazı gazetecilerimizde de var bu. Bazı onları basın yayın organlarımızda. Şimdi kalkıyorsunuz ve bugünkü realiteyle bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bir şekilde eleştiriyorsunuz. Yarın bugün eleştirdiğiniz realitenin tam aksi bir zeminde yine eleştiriyorsunuz. Yani mesela bir ay önce bir yazı yazıyorsunuz. Esad gitmeyecek. Esad gitmeyecek. Dolayısıyla Türkiye büyük kayıplara şeyi kaybediyor. Tamam, eleştirdir. Bir tahmindir. Saygı duyuyorum. Ama sonra Esad'ın gideceği anlaşıldı. Esad gidecek ve Türkiye'nin başına büyük işler açılacak. Yine eleştiri bu sefer, dikkat edin Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinde Esad'a dönük hiçbir eleştiri yok. Bağız'a dönük hiçbir eleştiri yok. Şimdi yine bir mantık şeyi itibariyle, yani düşünce yöntemi itibariyle iki önermeyi birbirine bağlamak çok basit şeydir. Birbirine çelişkili iki önermeyi birbirine bağlayıp üçüncü bir sonuç çıkaramazsınız. Şimdi diyor ki, çünkü parti meclis şeyinde de daha çok açıklamalar. Biz Suriye'de katliamın durmasını istiyoruz. Tamam. Biz Suriye'de demokratik halkın iradesiyle bir şey düzen kurulması. Kurulmasını istiyoruz. Sonra da fakat Suriye'ye herhangi bir şekilde bu konuya müdahil olunmasını istemiyoruz. Türkiye açısından söylüyor. Hı. Peki bunları bir araya getirdiğinizde bir politika önermiş oluyor musunuz? Yani herkesin yapacağı iyi niyet temennisini yapmış oluyorsunuz ama birbirinden çelişki iyi niyet temennisi. Suriye'de demokratik sistemin önündeki engel ne? Hemen onu sormamız lazım. Kim engelliyor Suriye halkının iradesinin yansımasını? Suriye en ufak muhalefete izin vermeyen rejim. O örtülü. Yani bazı korumak için, Esad'ı korumak için şeyi örtüyor. Özneyi örtüyor. Ve mantıki silsile yok. Yine biraz önce söylediğim gibi. Birleşmiş Milletler de, herhangi bir politika Birleşmiş Milletler kararıyla sağlanmalı. Güzel. Peki Birleşmiş Milletler karar çıkarmıyor. Çıkaramıyor. İşte bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Peki bu iki vaka ortada. Senin temenninle vaka. Üçüncü şey, buna bağlı olarak, mantıki olarak gelecek olan. Peki o zaman ne olacak? Yani bu durumda ne olacak? Önermelerin arasında hiçbir irtibat yok. Evet. Zaman ve sıralama şey yok. Hiçbir politika yok. Ben bunu büyük bir şanssızlık olarak, böyle bir zihin siyaset üretemez. Böyle bir zihin eleştirebilir. Hakaret edebilir, küfredebilir. Ama böyle bir zihin alternatif Türkiye'nin önüne alternatif bir siyaset koyamaz. Bizim arzumuz, ben açıkçası mesela buradan Sıracık Derinliği'ye geçelim. Sıracık Derinlik benim yazdığımda böyle bir görev alacağımı, bu politika uygulayacağımı düşünmeksizin yazdığım, bir akademisyen olarak yazıp bir, ayrıca da onu yazdığımda profesördüm. Yani bir şey için bir değil, bu ülkeye bir borcum olarak yazdığım bir eser. Bugün o eserin arkasındayım. Kılıçdaroğlu'nu okuduğunu zannetmiyorum çünkü orada sadece baştaki yöntemi kısmını okumuş olsa bu silsile içinde yani böyle bir yaklaşım içinde olmaz. Tabii yöntem nasıl analiz yapılır? Ama
Bu kadar sene geçti. Şimdi bir kolaycılık da şu. Suriye bağlamında alıp stratejik derinlik tezini, kitabını tümüyle mahkum etmek ve Davutoğlu'nun da bir karakter şahsiyet katliamı yapmak. Yani açıkçası şu anda yapılan şey bu. Bir politikaya Türkiye'yi 2002'den 2009'a kadar gelen bir politikayı temsil ettiği düşünülüyor. Bu benim kitabım. Bugün yürütülen politika ise hükümetimizin, başbakanımızın, bütün bakan arkadaşlarımın, AK Parti'nin emeği olan, benimle özdeşleştirmemesi gereken, yani sorumluluktan kaçmak anlamında söylemiyorum, sonuna kadar savunuyorum. Ortak, yani, ortak bir şey. Ama bununla yapılmak istenen şu, madem ki bu politikanın arkasında böyle bir kavram var, bu kavramı yok edelim, imha edelim ve Davutoğlu'nu bir şeye bir şekilde itibarsızlaştıralım. Dün bir köşe yazarı şöyle diyor, bütün bu eleştirilere rağmen Davutoğlu'nun özgüvenini kaybetmemesi diyor. Evet, bütün meseleleri benim özgüvenimi kaybetmemi temin. Kaybolmayacak. Bunu çok net söylüyorum. Siz yaptığınızdan emin misiniz? Kesinlikle. Yani bütün bu Suriye bundan emin olmak, emin olmanın çok basit kriterleri var. Sayın Kılıçdaroğlu nadiren yurt dışına çıkar. Dünyayı pek tanıdığını söyleyemem. Bana söylüyor dünyayı tanımadığını. Benim şu anda dünyayı tanım tanımadığımı test etmeyi hakkına sahip değil. O şeye de sahip değil. O makamda da değil Kılıçdaroğlu ama etmek istiyorsa şöyle bir dünyayı dolaşsın. Nadiren çıkar, Saraybosna'ya gitti. Keşke Saraybosna'da başçarşıda dursaydı ve oradan geçen sıradan boşnağa, sıradan Hırvat'a hatta Sırp'a sorsaydı Davutoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Davutoğlu'nun Balkanlarla veya Bosna'yla ilgili ilgisini hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Evet. Veya Balkanlarda dolaşsaydı Türkiye'nin Balkanlardaki rolü son 9 yılda arttı mı eksildi mi diye. Orta Doğu sokaklarına bir inse, İstanbul'da kendi zihniyetine yakın insanlarla Arap Baharı toplantısı yapmak kolay. Mesela şu söylediği sözleri Kılıçdaroğlu gitsin, demokratik seçimlerin yapıldığı Mısır'da bir söylesin bakalım. İnsanların yüzüne bakabiliyor mu? Oradaki sosyalistler, ki ben gittiğimde onlarla da buluştum. Nasırcılarla da buluştum son gittiğimde. Hepsiyle buluştum. Gitsin ve onlara söylesin. Tunus'ta Ebu Aziz'in annesine gitsin desin ki, Suriye'de insanlar ölüyor, Türkiye yanlış yapıyor, Türkiye sebebiyle ölüyor, ölüyor bunlar. Aslında desin, ama ölümün arkasındaki aktörü söylemesin. Dönüp ona diyecek ki, kim olursa olsun o aktör, o özne Esad ve rejim diyecek. Çıksın konuşsun sokağa. Eğer ben dünyayı tanımıyorsam beraber gidelim herhangi bir sokağa, dünyanın herhangi bir sokağına. İster Latin Amerika'da büyük açık açtığımız Kolombiya'da olsun, ister Asya'da, Afrika'da olsun, isterse yakın bölgelerde. Ve ben de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Arap dünyasıyla ilgili, bölgemizle ilgili. Kılıçdaroğlu da bu muğlak, birbiriyle irtibatsız görüşleri söylesin. Ve bakalım kim nereyi tanıyor. Mesele şu, eleştiri her zaman herkesin hakkı. Hele muhalefetin daha fazla hakkı. Ben bunu hiç tartışmam. Peki. Biz demokratik bir ülkeyiz. Zaten böyle bir kültür, bu demokratik kültür Suriye'ye gelsin diye de çaba sarf ediyor. Ama bunun bir ahlaki vasatı olması lazım. Bunun bir vicdani vasatı olması lazım. Bir de entelektüel ve zihni vasatı olması lazım. Aksi takdirde sadece kişileri de bir itibarsızlaştırma şeklinde yapılan çalışmalar bir müddet sonra bu merak gibi döner, onları yapanları vurur. Burada sadece hani başka sorular da var muhakkak ama bu mesele önem ittihaz ettiğim için söylüyorum. Sadece Kılıçdaroğlu değil, basında bazı köşe yazarları, bakın isimler önemli değil, yaklaşım önemli. Yani sequence, demin dediğimiz sıralamadan yoksunluk önemli. Ben bir tane not önemli. Aldım mesela, demin bahsettiğiniz hani bir karakter doğrudan şahsiyetinizi hedef falan şeyler de çıkıyor. Davutoğlu'nun infilak ederek dağılması diye bir başlık okudum ben bir ara. Köşede bu türden. Bunları biraz kastediyorsunuz. Hayır, bu ne biliyor musun? Bu bir tespit değil, bu bir temenni. Benim zihnimi dağıtacaklarını, benim vicdanımı dağıtabileceklerini, benim kendi doğrularımdan şüphe etmemi sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Çok beklerler. Peki. Şimdi şunu söyleyeyim. Çünkü biz hem bir iddiayla siyaset yapıyoruz ama en önemlisi demin söylediğim özgüven meselesi. Ben dün Konya'daydım. Halkın istisnasız Suriye konusunda ve dış politika konusundaki hissiyatının ne olduğunu gördüm. Gece saat 12'de, yarımda Akşehir'den gelirken sahura hazırlanan Yunaklı kardeşlerimle buluştum. Durdum, aradım, müsaitseniz, uyumamışsanız uğrayacağım dedim. Ve gece saat 12'de onlarla çay içtim. Hepsi
Türkiye'nin gelmiş olduğu yerden ve takımdan tutundan ki Yunak Türkiye'de bir örnek bir ilçemizdir. Türk ve Kürt kardeşlerimizin bir arada yaşadığı son derece örnek bir ilçe. Bu özgüvenden son derece memnundular. Bizim nihai referansımız o ama şunu söylemezsem eksik olur. Bundan 3 ay önceydi ve 2 veya 3 ay önce. Siz de takip etmişsinizdir. Bir gazeteci, birkaç gazeteci Şam'a gitti. Ve gösterilmiş sokaklardan resimler çektiler. Halk Esad'ı destekliyor. Destekliyor diye. Destekliyor diye. Ve o resimlerde istinaden bu sefer yine dönük olarak Davutoğlu bizi yanıltıyor. Suriye'de her şey normal diye yazılar yazıldı. Şimdi aynı yazarlar Suriye'de rejim gidiyor ve Türkiye zor durumda kalacak diye yazılar yazıyor. Ya burada bir şey ölçüsü tanımamız lazım. Yani realist, olayların gerçeğini anlamaya çalışan ve bir gün, iki gün, bir hafta önce yazılanlarla daha sonra yazılanlar arasında bir kıyas yapan, en azından bu dürüstlüğü sağlayan bir yaklaşım beklemek hakkımız. Bir izninizle reklam arası vereceğim. Dönüşte hem Suriye'nin geleceği hem bu özellikle Kuzey Suriye ile ilgili değişik tartışmalar var. Oradaki bir takım gelişmeler, hareketlilik, sizin de Kuzey Irak geziniz olacak. Bunlarla ilgili izninizle sorularım olacak. Dönüşte kısa bir reklam arası veriyoruz. Dönüşte tekrar birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu bu hafta bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Bakan, ilk bölümde Suriye'deki genel durumu konuştuk. Devamında sizin politikalarınıza yönelik özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere de cevaplarınızı verdiniz. Bu bölümde özellikle son günlerdeki gelişmeler Kuzey Suriye'de ya da Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi bir izleyicimiz de Muammer Köylü, Kuzey Irak benzeri bir yapılanma olması halinde bu durum Türkiye için bir sıkıntı olmaz mı diye soruyor. Çok başka sorular da var. Oradaki gelişmeler üzerine Sayın Başbakan da oradan tepkileri oldu. Sizin yine açıklamalarınız oldu. Bir şöyle başlayayım ben. Benim de çok fazla sorum olacak bu konuda ama hani ne olursa, Türkiye ne olursa bunu destekleyecek Kuzey Suriye'de, ne olmazsa endişeleri nedir, tedirginlikleri nedir ve yapılan tespitler, siz biraz psikolojik harekat dediniz, abartılıyor dediniz. Gerçekten öyle mi? Şimdi her şeyden önce Suriye'yi yakından tanımak lazım. Bölgeyi, bütün bölgeyi tanımak lazım. Irak'la Suriye'yi karşılaştırırken de yine sistemleri, etnik, mezhebi, demografik özelliklerle doğru okumak lazım. Bilgiler yanlış olunca üzerinde yapılan yorumlar ya da politika geliştirme esnasında temel alınan hususlar da yanlış olabiliyor. Son birkaç gündür özellikle onun için psikolojik harekat dedim ben. Beşar Esad rejiminin düşeceği anlaşılınca kendisini Beşar Esad rejiminin kalışını ayarlamış çevreler. Bu ulusal içeride de var, dışarıda da çevreler. Bu ne ben? Sürüme. Bu sefer Beşar Esad rejiminden sonra ne olacağı sorusunu ilk defa kendilerine